Erdoğan'ın ekonomi yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin enflasyon rekoru kırılıyor. Asgari ücrete ikinci zammı vermekten kaçıyorlar. Açlık sınırının altında maaş olur mu? Asgari ücrete yeniden zam yapılmalıdır. Engin Özkoç, CHP Grup Başkan Vekili bu açıklamalarda bulunmuş. Yine bu fiyatların falan artmasıyla beraber bir sürü yorum görüyorum. Asgari ücrete yeniden zam gelmelidir. İkinci bir zam tekrardan yapılmalıdır şeklinde. Şimdi bu söylemler kulağa çok hoş gelebilir. Ne güzel ikinci zammı yapalım, insanlar daha rahat geçinsin. Ama bu kafayla para basınca zengin birleşeceğimizi düşünen kafa aynıdır. Ben size söyleyeyim gayet de bugün hükümet asgari ücrete ikinci üçüncü zam yapabilir? 20 bin lira da olur asgari ücret hiç merak etmeyin. Kardeşim bu Merkez Bankası bize ait değil mi? Basarız parayı millete dağıtırız ne güzel değil mi? Ya şu soruları ben 3 yaşındayken soruyordum. Neden millete para basıp dağıtmıyoruz diye. Hala da ülkemizdeki bürokratlar ucu buna dokunan soruları sormaya devam ediyor. En çok da buna şaşırıyorum. Şimdi arkadaş asgari ücret nedir? Bir ülkedeki bir çalışanın alabileceği minimum maaştır. Doğal olarak diyelim ki senin bir bakkal ...dükkanın var. Sayıları temsili olarak vereceğim. Asgari ücret 2000 lira. Senin işçilere verebileceğin miktarda işte 10.000 lira ve senin yanında 5 tane işçi çalışıyor. Sen eğer asgari ücreti 2500 lira yaparsan bizim önümüze iki tane yol açılır. Birinci olarak işveren ne demiştik? 10.000 lira bütçesi vardı işçilere. Bir tanesinin parasını karşılayamaz ve onu işten atar. Doğal olarak o 5 işçiden bir işçi evine hiç ekmek götüremediği gibi aynı zamanda o kalan 4 işçinin üzerine 5 işçilik yük biner. İkinci senaryodaysa şu şöyle olur. Patron işçilerini kaybetmek istemez. Doğal olarak kendi ürünlerine zam yapar. Ne demiştik? Patron 10 bin lira bütçe ayırabiliyordu. Bu sefer 12 bin 500 lira ayırması gerekiyor ki herkesi işte tutabilsin. Herkes evine ekmek götürebilsin. Doğal olarak adam da ürünlerine zam yapar. Biz de bunu enflasyon olarak görürüz. Yani dediğim gibi bugün asgari ücret 10 bin lira da olabilir. Gerçekten sıkıntı yok. Ama sen bugün 5 liraya aldığın bir makarnayı o zaman 10 liraya aldığında da şunu diyemezsin. Aga ne oluyor? E bunu sen istedin. Bugün bu yüksek merciler daki bürokratların gerçekten de oturup hadi asgari ücreti yükseltin her ay aynı şeyi söylemeleri benim çok garibime gidiyor çünkü böyle şeyler söylemek için ekonominin içindeki o denge unsurunu hiç bilmemek lazım. İkinci olarak asgari ücretin şöyle bir boyutu da vardır. Genelde asgari ücrete zam gelirken beyaz yakalıya, öğretmene, doktora zam gelmez ve yaşanan o enflasyonu asgari ücret kazanan insan hissetmez. Çünkü onun maaşı zaten artmıştır. Hayat standartlarında bir değişiklik olmaz ama herhangi bir bozulma da olmaz. Ancak beyaz yakalının, doktorun, öğretmenin maaşı maaşı artmamıştır. İşte gerçekten enflasyondan etkilenecek olan o büyük kitle budur. Asgari ücretli zamdan önce 20 liraya doyarken bu sefer 40 liraya doyacaktır. Ama zaten maaşına da o oranda bir zam yansıması yapıldığı için onun hayatında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak doktor 20 liraya doyarken 40 liraya doyduğunda ya da beyaz yaka ya da öğretmen orta sınıftan bahsediyorum. Bu insanlar enflasyonu dibine kadar hissedecekler. Bir yere verirken mutlaka bir yerden almak zorundasındır. Bu denge böyle işler. Ve sen bugün çıkıp asgari ücret artsın diye naralar atarken arkasında olabilecekleri hesaba katmazsan böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Unutmayın ki arkadaşlar bir ülkedeki en önemli sınıf orta kesimdir. Yanlış anlamayın bunu bir Hindistan'daki gibi kas sistemi olarak ayırmıyorum. Gelir seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Alt, orta ve üst kesim vardır. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde orta kesim çok güçlüdür. Ve bir o kadar fazladır. Bugün Almanya'da istediğiniz her şeyi yapabilmek için orta kesimden olmanız yeterlidir. İlla zengin olmanıza gerek yok. Ancak Türkiye ya da işte daha fakir ülkeler bu böyle değildir. Zengin olmanız gerekir. Ve asgari ücretin her artması demek alt kesmin orta kesme yakınlaşması demek. Hani komünistlere sorulan bir soru vardır popüler klasik. Çöpçüyle doktor aynı maaşı mı alacak diye. Ha işte o asgari ücreti biraz daha arttırırsak çöpçüyle doktor neredeyse aynı maaş alacak. Elbette uç örneklerden gidiyorum ama asıl ana fikri anladığınızı varsayıyorum. Yani bugün CHP grup başkan vekili ve yine bir sürü bürokrat çıkıp bunları söylemek yerine ben isterdim ki şunları söylesinler. Asgari ücreti yükseltelim değil diye... Değil. Enflasyonu düşürelim. Enflasyonu düşürürsek o askeri ücretteki adam zaten yaşayabilecek. E senin mesleğin bu değil mi? Sun bana şimdi enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Bana bunları anlat. Yani arkadaşlar halkın da bunu demesi lazım. Birisinin çıkıp ya bana popülizmle gelmeyin arkadaş. Asgari ücreti yükseltelim ee ürün fiyatları yükselmeyecek mi? Bırakın bu işleri demesi lazım. Bana gel otur anlat akılcı bir şekilde enflasyonu nasıl düşüreceğiz arkadaş. Ama günümüzde siyasilerin neredeyse %99'u böyle. Herkes işin kolayına kaçıyor. Fuck popülizm ye akılcılık diyeceklerim bu kadar yarın görüşürüz hoşçakalın